Merhaba arkadaşlar teknoloji ve bitcoin kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomda sizlere sıfırdan Binance TR borsasına kayıt olmayı göstermiştim. Kayıt olurken bazı hatalarla karşılaşabiliyoruz. Bu hataları nasıl çözümleyebileceğimiz vesaire o videomdan öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Bu videomda sizlere artık Binance TR hesabımızın güvenliğini nasıl sağlayabiliriz bunları göstermek istiyorum. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Lafı daha fazla uzatmadan artık videomuza geçelim. Öncelikle Binance TR ana sayfamıza gelelim ve sağ üstteki insan simgesine tıklayalım arkadaşlar. Burada güvenlik bölümümüz var. Buna tıkladığımızda buradan şifre değiştirebiliyoruz. SMS doğrulama, Google doğrulama gibi işlemlerimizi buradan aktif edebiliyoruz arkadaşlar. İlk başta şifre değiştirme işlemini göstereyim size. Eğer ki şifrenizi biliyorsanız eski şifrenizi girip yeni şifrenizi buradan oluşturabilirsiniz. Ama şifrenizi bilmiyorsanız arkadaşlar şu adımları takip etmeniz gerekiyor. Ayarlara tıklıyorsunuz. İlk başta hesaptan çıkış yapmanız gerekiyor. Çıkış yap bu butonuna basalım ve çıkışımızı gerçekleştirelim. Şu anda hesaptan çıktık. Giriş yap butonuna tekrar tıklayarak giriş ekranına gelebiliriz bu şekilde. Şifrenizi mi unuttunuz butonuna tıklarsanız burada size bir bilgilendirme sunacaktır. 24 saat boyunca çekme işlemi yapamazsınız diyor sıfırlarsanız şifrenizi. Anladım butonuna bastım. Burada kayıt olurken kullandığımız e-posta adresimize bir doğrulama kodu göndermemizi isteyecek. Kodu gönder butonuna basıp kodu alacağız ve buraya yazacağız arkadaşlar. Ve sonradan yeni şifremizi buraya yazarak şifremizi değiştireceğiz değiştirmiş olacağız. Şifre sıfırlama işlemi bu kadar basit. Geri gelelim. Tekrardan hesabımıza giriş yapalım arkadaşlar. Güvenlik kısmına yine girelim. Burada Touch ID var. Bu parmak izi eğer cihazınız destekliyorsa ve parmak izi özelliğini aktif ettiyseniz bunu kullanabiliyorsunuz. Ne işimize yarıyor diye şimdi göstereyim arkadaşlar. Mesela uygulamayı şu anda kapattım. Gördüğünüz gibi parmak izini aktif etmiştim. Giriyorum uygulamaya tekrardan. Ama bana parmak izi sormadı gördüğünüz gibi. Şimdi tekrardan ayarlar kısmına gelelim. Ayarları gelelim buradan ön temizleyelim tekrardan kapatalım arkadaşlar Bakın yine benden parmak izi istemedi Şimdi şöyle bir şey yapalım bakın Uygulamayı kapattım ve telefonun ekran kilidini kapatıyorum Tekrardan açıyorum arkadaşlar açtığımda yine girdiğimde bakın bu sefer istemesi gerekiyor Gördüğünüz gibi artık parmak izi istiyor benden. Bu bir sefere mahsus istiyor arkadaşlar. Çünkü cihazımın güvenli olduğunu algıladı uygulama. Şu şekilde yaparsak yani rem temizleme uygulamalarını kullanırsanız ya da telefonunuzu kapatıp açarsanız ya da telefonunuzun ekran kilidini kilitlerseniz. Bakın şu anda uygulamayı zorla durduruyorum. Sizden parmak izi isteyecektir. Parmak izinin çalışma mantığı bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın şu anda hiçbir işlem yapmayacağım ve tekrardan gireceğim. Bu sefer benden parmak izi istemeyecek. Umarım mantığını güzelce anlatabilmişimdir sizlere. Tekrardan girelim güvenlik bölümüne. Cihaz yönetimi kısmı çok önemli arkadaşlar. Buraya bir tıklayalım. Bakın burada iki tane cihaz gözüküyor benim hesabımda. Yani bu ne demek oluyor? Ben bu iki hesaptan Binance TR hesabıma giriş yapmışım. Bir tanesini Chrome üzerinden girmişim Android bir telefondan. Bir tanesi de şu anda kullandığım cihaz arkadaşlar. Mesela şu anda kullandığım cihazı buradan silersem bu telefondan çıkış yapması gerekiyor. Bakın geri geldiğimde hesaptan attı beni arkadaşlar. Tıklarsak bu şekilde bakın giriş yap kayıt ol butonu tekrar geri geldi. Fark ettiyseniz az önce hesaptan çıkış yaptı giriş yaparken benden hiçbir güvenlik doğrulaması istemedi. Şimdi tekrar giriş yapalım ve bakalım bizden güvenlik doğrulaması isteyecek mi? Puzzle'ı doğruluyorum. Gördüğünüz gibi bu sefer benden mail adresime onay yollamamı istiyor. Çünkü şu anda bu cihazı güvenli olarak görmüyor arkadaşlar. Bunun güvenli olduğunu benden onaylamamı istiyor. Gelen kodu buraya giriyorum ve hesabıma bu şekilde giriş yapabildim. Şu anda çıkış yaparsam bir daha benden e-posta istemeyecektir arkadaşlar. E-posta doğrulama. Güvenlik kısmına geri geldiğimizde bakın cihaz tekrardan burada gözüküyor. İstersem şunu silebilirim. Buradan bir daha giriş yapmayacaksam ve artık oradaki hesabımdan çıkış yapmış oldum. Bu şekilde sizin izniniz dışında girilen yerlerden çıkış yapabilirsiniz ya da mesela birisinin telefonundan giriş yaptınız. Buradan hesabını direkt silebilirsiniz arkadaşlar. Diğer bir önemli husus SMS doğrulama ve Google doğrulama arkadaşlar. Bunlar çok önemli. Bu ikisinden birinin aktif olması gerekiyor. Eğer ki aktif etmezseniz Binance TR dışındaki bir borsaya çekim işlemi gerçekleştiremezsiniz arkadaşlar. İlk başta SMS doğrulamayı gösterelim. Zaten bu çok kolay. Hatırlarsanız kayıt olurken bir telefon numarası bir de e-posta adresi kullan Almıştık. Bu e-posta adresine ve telefon numarasına kod göndermemizi istiyor. Bu kodları buraya girdiğimizde onaylaya basarsak SMS doğrulama aktif olmuş olacak. Artık para çekerken ve hesaptan çıkış yapıp giriş yaparken SMS doğrulama ve e-posta doğrulama işlemlerini gerçekleştirmeniz gerekecek arkadaşlar. Geri gelelim. Google doğrulama işlemleri var burada. Hemen tıklayalım buna. Bizden bir uygulama indirmemizi istiyor arkadaşlar. Şöyle tıklayalım ve Google Play'e giderim. Uygulamamızı açtığımızda böyle bir ekran gelecek başlayına basalım. Yine böyle bir ekran geliyor arkadaşlar. QR kod ve kurulum anahtarı bu ikisinden birini seçmeniz gerekiyor. Eğer ki bu uygulamayı başka bir cihaza indirdiyseniz QR kod işlemini kullanabiliyorsunuz. Tıkladığınızda ona ister. Böyle ekrandan arkadaşlar okutabilirsiniz QR kodunuzu. Hangi QR kodu okutacağım derseniz şöyle gösterelim hemen yine Binance TR'ye girelim. Son iki butonuna bastığınızda bakın burada bir QR kod çıkıyor arkadaşlar. Bu kodu okutursanız şuradaki anahtar kodu otomatik olarak girecektir sizin için. Aynı telefon üzerinden işlem yapıyorsanız buradaki kodu tıklayarak kopyalayabilirsiniz ve Gelelim geri kurulum anahtarını gir kısmından anahtarınız bölümüne bunu yapıştırabilirsiniz. Hesap adı kısmı önemli değil. İsterseniz buraya sallamasyon girebilirsiniz. Ama unutmamanız açısından kullandığınız borsanın adını yazın arkadaşlar. Bu şekilde yazdıktan sonra burayı değiştirmiyoruz. Zamana dayalı olarak kalsın. Ekle butonuna basarsanız eklenecek arkadaşlar. Şimdi burada çok önemli bir detay var. Hemen geri gelelim. Zaten bize burada bahsetmiş. Arkadaşlar etrafınızda çıkan tüm yazıları okuyun. Çünkü siz burada parayla işlem yapacaksınız. Paranızı kaybetmemeniz ya da paraya erişiminizin engellenmesini istemezsiniz tabii ki. Bunun için de etrafınızda çıkan tüm uyarıları okuyun lütfen. Bakın lütfen bu anahtarı kağıda yazarak saklayın diyor. Bu anahtarı kaybederseniz Google doğrulama hesabınıza erişemezsiniz bir daha diyor. Bu da sizi uğraştırır arkadaşlar. Buradaki kod değişebilir. Eğer ki ben şu anda sonraki butonuna basıp işlemleri tamamlamazsam geri gelir girse tekrardan Google doğrulama butonuna basalım. Bakın kod değişti. Tekrardan yapalım. Bakın kod tekrardan değişti. Bu işlemleri tamamlayana kadar bu kod geçerli arkadaşlar ama buradan geri çıkarsanız bu kod daha kullanılamıyor. Buna dikkat edin kayıt olurken. Şimdi bu kodumuzu kopyaladık. Geldik bu kısma yapıştıralım. Artık bu kod geçersiz çünkü. Bu kod geçerli. Ekleye bastığımda böyle bir şey geldi. 30 saniyede bir bana 6 haneli rakam veriyor arkadaşlar. 30 saniye bitmek üzere bitsin. Şurada da ne kadar süre kaldığını görebiliyorsunuz. Bakın yeni bir 6 haneli kod verdi bana. Sonrakine basıyorum. Yine e-postama kod gönderecek. O kodu girdikten sonra Google doğrulama kodunuzu buraya girebilirsiniz. Unutmayın ilk başta mail adresinize giden kodu girin. Çünkü Google doğrulama kodunun 30 saniyelik bir süresi var dostlar. Bu 30 saniye bittikten sonra mesela şu anda bunu girmek mantıklı değil. Çünkü süre bitmek üzere. Şu anda girebiliriz. Basılı tutarak kopyaladım, geldim ve bunu buraya yapıştırdım. Onayla butonuna bastıktan sonra artık Google doğrulamayı etkinleştirmiş oluyoruz. Şimdi geri gelelim, ben etkinleştirmeyeceğim tabii ki de şu anda. Karşılaşacağımız bir diğer sorun da mail adresimizi resetleme arkadaşlar. Bu da şu anlama geliyor, mail adresimizi değiştirme ya da mail adresimize ulaşamama gibi durumlarda bu yolları izleyebiliyoruz. Bakın buraya tıkladığımda beni trbinance.com web sitesine yönlendiriyor. İşlemlerinizi buradan devam edin diyor arkadaşlar. Eğer ki siz mail adresinize ulaşamıyorsanız yani bu adresi kaybettiyseniz destek bölümüne gelip buradan destek merkezine girin dostlar. Çıkan ekrandan bakın üyelik işlemleri mail işlemleri var. Buraya tıklayalım ve e-posta değişikliği hakkında butonuna basalım. Binance bize bir bilgilendirme metni verdi. Bu metni kesinlikle okuyun dostlar. Üye olduğunuz postaya ulaşamıyorsanız form doldurun diyor. Hemen en altta e-posta değişikliği talep formu var. Buna tıklarsanız Google hesabınıza girdikten sonra bu formu doldurabilirsiniz bilirsiniz Detaylarını yine buradan öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Eğer yapamıyorsanız çözümlenmedi butonuna basıp canlı destekle görüşebilirsiniz. Şimdi mesaj bırakın butonuna basarak. İşiniz bittiğinde de bu butona basıp kapatabilirsiniz hesabınızı. Şimdi geri gelelim. Mail adresinizi biliyorsanız ve bunu değiştirmek istiyorsanız şu şekilde işlem yapmanız gerekiyor. Binance TR web sitesine girmeniz lazım ilk başta arkadaşlar. TR Binance yazdığınızda TR tokom sitesine ulaşabilirsiniz. Tıklayalım hemen buna. Bizden giriş yapmamızı isteyecek. Şuradaki üç noktaya tıklayalım ve giriş yap butonuna basalım dostlar. Şu anda giriş bilgilerimi tamamladım. Giriş yap'a bastığımda puzzle'ı doğruladıktan sonra benden e-posta onayı istemesi lazım. Çünkü bu platformda daha önce bir giriş yapmadım. Yani Binance bana diyor ki sen bu platforma güveniyor musun diyor. Tıklayalım ve bunu onaylayalım arkadaşlar. Kodu girelim şöyle. Artık hesabımıza girdik. İnsan simgesine tıklayalım ve güvenlik kısmına gelelim. Bizi otomatik olarak web sitesine yollayacaktır. Böyle yakınlaştırdığımızda görebiliriz. E-posta doğrulama sıfırla butonu var. Tıklayalım bunu arkadaşlar. Yine bize bir takım uyarı veriyor. Diyor ki sıfırlarsanız 5 gün boyunca Türk lirası ve kripto para çekme işlemleri yapamazsınız. Anladığım butonuna basıyoruz. Tekrardan bize diyor ki postanıza ulaşamıyorsanız bu butona tıklayın. Tıklarsanız sizi canlı destek merkezine gönderecektir. Benim az önce göster verdiğim gibi biz ileri butonuna basalım. Bastığımızda mail adresimize bir link yolladı arkadaşlar Binance. Bu linke tıklarsanız artık yeni e-posta adresinizi girebiliyorsunuz. Ben şu anda değişiklik işlemini gerçekleştirmeyeceğim. Siz yapmak isterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Eğer aklınıza takılan herhangi bir şey varsa videonun açıklama kısmındaki Telegram grubuma katılabilirsiniz arkadaşlar. Ya da yorumlarda görüşlerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Umarım sizler için faydalı ve güzel bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.